Başkent gündeminden herkese merhaba. Haftanın öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. ASKİ Genel Müdürlüğü, başkentin su ihtiyacının %98'ini karşılayan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin kapılarını 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren halka açtı. Öğrencilerden meslek odalarına birçok ziyaretçiyi ağırlayan tesisi, son olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğrencileri, asistan doktorlar ile hemşirelik bölümü yüksek lisans öğrencileri ziyaret etti. Sağlık çalışanları, Ankara'nın şebeke suyunu olan güvenimiz arttı dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte bilişim teknolojisinin gelişmesi için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Başkan Yavaş, Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nin ilki Tek Bir için Kuzey Yıldızı'nda hizmete açıldığını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Yavaş, Kuzey Yıldızı'nda artık fikirler parlıyor. Gençlerimiz hayallerini ülkelerinde gerçekleştirebilsinler istiyoruz. Sizler yeter ki bu ülkeden ümidinizi kesmeyin dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından sosyal yardım alan ailelere yönelik başlatılan Başkent Kart'ın ünü dünyaya yayıldı. Başkent Kart uygulaması ile Birleşik Ödeme, teknoloji dünyasının önde gelen liderlerinin yer aldığı jürenin yaptığı değerlendirme sonucu ilk 50 şirket arasında 7. en iyi inovatif şirketi seçildi. EGO Genel Müdürlüğü, başkentte çevreci ve sürdürülebilir ulaşım projeleri kapsamında yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü ile imzalanan ve %100 hibe ile desteklenen bağlantılı mikro mobilite altyapısını mevcut toplu taşımaya entegre etme projesi kapsamında 60 bisikletlik şarj istasyonundan ilk etapta 46'sı belirlenen metro girişlerine yerleştirildi. Bu haftalık da başkent gündeminin sonuna geldik. Haftaya yeni haberlerle görüşmek dileğiyle.